benim balamı yaklaştır, hadi bakayım. Kendine has, çok hoş bir güzelliği var. Yani klasiğin dışında çok etkileyici bir güzellik. Her şeyi güzel benim canım. Bir de çok asil görünüşü. Çok temiz bir yüze sahip. Cildi çok güzel. Kaş, göz, ağız, burun, her şeyi çok güzel. Allah cennette arkadaş etsin, dost etsin. Benim güzel yüzüm, ben bir daha dinleyeyim. Allah'ı sevmekteki püf nokta nedir? Allah, dikkat ederseniz hep bu güzel varlıklara yaklaşık aynı mahiyette veyahut birbirine yakın sorular sordurtuyor. En önemli konu olduğu için bu. Allah'ı sevmekteki püf nokta insanın kendini sıkmamasıdır. Yani şirke akıl almaz eğilimlidir insan. Yani böyle müzik aletlerinde var ya, sürekli bastize göre hareket eden ibre. İnsan da böyle her an şirke kayma eğilimindedir. Çok yatkındır. Bir kere şirke karşı beyni sürekli muhafaza altında tutmak lazım. Ve çok samimi olmak lazım. Dikkat sadece şirk konusunda olması gerekiyor. Samimiyet de zaten dinlendiricidir, zevklidir. Yani samimiyette enerji harcanmaz. Samimiyet dünyanın en zevkli, en rahat nimetlerden birisidir. Hastanın şekerliği görüyor musun? Tabii Allah sevgisi insanlarda eksik olduğu için insanların birbirine sevgisi düşük oluyor. O yüzden onun yerine kin, nefret, öfke, gazap duyguları geliyor. Kıskançlık, hasetlik, böyle delice çirkin duygular onların yerini dolduruyor. Halbuki doğrudan Allah'ı çok sevseler yani şu yaşadıkları hayat var ya dünyada insanların. Ben tarif etmiyorum ki iyice burunlarından gelmesin diye söylemiyorum. Yani tarif etsem çok canları yanar. Yani ne yaptıklarından haberleri yok birçok insanın. Allah tamamen tersine çevirir dünyayı. Yani alenen cennet hayatı yaşarlar. Ve çok çok rahat edecekler. Allah'a karşı bir kalleşlik olduğu için dünya çapında, yani herkes olmasa da büyük bir bölüm yaptığı için, Allah da sezdirmeden onları eziyor. Onlar sezdirmeden kendilerince Allah'a tavır alıyorlar. Allah'a kandırdıktan zannediyorlar. Allah da onları sezdirmeden eziyor. Nasıl ezdiğini anlatmak doğru değil bence. Ama bayağı eziyor yani. Bu bağırtı çağırtı neşesizliğin nedeni de o. Bütün güzelliklerin tek kaynağı Allah'tır. Sevginin tek kaynağı Allah. Mesela çocuğunu çok seviyor, orada halbuki Allah'ı seviyor, haberi yok. Karısını çok seviyor, Allah'ı seviyor, haberi yok. Kedisini çok seviyor, kuşunu çok seviyor. Mesela kelebeği seviyor, çiçekleri seviyor. Orada Allah'ı seviyor, doğrudan Allah'ı seviyor, haberi yok. Hepsi Allah'a ait. Yani görüntünün tamamı Allah'a ait. Yani o sevdiği neyse, o hayalen değil, alenen. Tamam, Allah'a aittir. Ama onu Allah'a vermiyor. Allah'a ait olduğu açıkça belliyken, bak bilimsel olarak da böyle. Ya bilimsel açıdan da böyle. Sırf inanç değil de bu, bilimsel açıdan da böyle. Buna rağmen şeytani bir inatla Allah'a vermiyor. Dolayısıyla şirk olunca da Allah düz mantıkla hareket ediyor. Canlarını yakıyor insanların. Bunu bıraktıkları, mesela şimdi bunu anlatacağız, bunu bir süre sonra dünya yapacak. Akıl almaz ferahlayacaklar, rahatlayacaklar. Savaş tamamı duracak dünyada. Kavga da duracak. Ya diyecek de biz niye silah fabrikası açtık? Ya bu kadar bombalara şaşacaklar. Stoklanmış bombalar. Yüz binlerce ya. Numaralandırılmış, paketlenmiş. Akıl almaz pahalı.
Bu neye yarıyor diyorsun? Adam öldürmeye yarıyor diyor. Bu tank, bu da diyor adam öldürmeye yarıyor diyor. Bu top, bu da adam öldürmeye yarıyor. Ya bu senin başka işin yok mu adam öldürmeden başka? Ya insanlar sevmeye baktaysana. Gariban insanlar ya, Allah'ın mazlum kulları, bırak, niye öldürüyorsun? Sevgiyle kucakla ya, yardımcı ol. Bunu anlatacağız şimdi, anlayacaklar, uyanacaklar. Kendilerine hayretler içinde kalacaklar. Yani Darwinizm'e inandıklarında bir şaşıracaklar. Allah'a boş yere niye inanmadıklarına şaşıracaklar. İnandıkları halde de bu kadar neden sevemediklerine şaşıracaklar. Bütün her şeyin kaynağı o olduğu halde sevgiyi Allah'a vermediler. Bu bir mucize yani, bu akıl alacak gibi değil bu. Bu metafizik. Bunu bütün gücümüzle hızla anlatırız ama tabii bu anlattırma yapan da Allah. Çünkü anlatırsın normalde anlamaz. Ama şimdi anlıyorlar. Bak gençler hep aynı soruyu soruyor. Görüyor musun? Yani hepsi anladı bir anormallik olduğunu. Çok büyük bir anormallik var. Ya adam öldürme, dövme, sövme ne demek ya? Kudurmuş gibi. Çocuğunu öldürüyor, o kızını öldürüyor, karısını öldürüyor, arkadaşını öldürüyor. Şii'yi öldürüyor, Sünni'yi öldürüyor. Doymuyor kana, yakıyor, kesiyor. İşit görüyorsunuz mesela adam, ensesini doğuruyordu adamlar tek tek. Bunlar rezalet, çok korkunç. Melekler önceden, Cenab-ı Allah zaten ben biliyorum diyor. Diyor ki kan akıtacak. Bak en önemli özellik onu söylüyor. Zulmedecek insanları mı yaratacaksın diyorlar. Allah. Allah siz bilmezsiniz, ben bilirim diyor. Hiç telaş etmeye gerek yok. Bunların hepsi düzelecek. Süratle düzelecek. Ama tabii küfürü çok atak yapacak. Mesela bak şeytan peş peşe ataklar yapıyor. Dünyanın her yerinde. Gayet sakin anlatmaya devam edeceğiz. Ahmet Hakan diyor ki çok